Merhaba sayın izleyiciler. Mavi, kırmızı, Emel ve ben, Embaba. Size merhaba diyoruz. Burada ne yapacağız onu size söyleyelim. Önce bu renklerle birazcık renklendirelim ortamı. Kameramızın görüntüsü biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Evet efendim, bu Embaba'nın tanıtım videosudur. Embaba ve Emel kimdir? Ondan bahsedeceğiz. Kapatma lütfen Emelciğim. Kuklalarımız bize soru soracak. Biz de onlarla cevap vereceğiz. Ve baba, size baba. Bir babanın 21 aylık bir kızıyla nasıl vakit geçirdiğini göstereceğim. Çünkü sabah 7, akşam 17 arası birebir. Evet. Birebir vakit geçiriyorum bununla. Sabah 7, akşam 17. Tabii bütün hepsini videoya çekme ihtimali yok. Nasıl yapıyoruz? Onu göstermek için böyle bir küçük bir deneme yapacağız. Ama şimdi mouse'la oynarsan, bir dakika, mouse'la oynarsan ne olur? Kapanabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Birkaç tane özellikle sorayım. Nasıl edit yapacaksınız diye soru geldi. Edit yapma işlemi yok. O yüzden olabildiğince net, hızlı bir şekilde bu videoları çekmeye çalışıyorum. Emel kaçabilir. O yüzden arada böyle şeyler olabilir. Sorular varsa siz soruları comment kısmından sorun. Yoksa mavi ayıcık soracak. Ya da adı neyse. Gel buraya, gel, kaybolma. Biz beraber cevap vermeye çalışacağız. Konularımız ne olacak? Normal işte hepinizin bildiği, bütün anneler süper çünkü anneler her şeyi bilirler. Bir baba hiçbir şey bilmediğinden dolayı baba ne kadar biliyormuş onu görmüş olacağız. Ben bu yanımdaki kızımın babası oluyorum. Yani yapımda %50 emeğim mevcut. Demek ki bakımda da %50 en azından bir şekilde elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Ve şu anda gördüğünüz gibi koydum. Bir dahaki sefere daha güzel kıyafetler, daha güzel saç modelleri, daha güzel hazırlanmış konularla geleceğimiz için bu seferlik konumuzu böyle göreceğiz. İlk etapta 21 aylık demiştim Emel için. 21 ayın 3 ayını çıkartırsak 18 aydır birebir bakıyorum. Yani birebir bakıyorum derken gündüzleri ben bakıyorum. Nöbetim akşamleyin annemize devroluyor. O yüzden yani birebir %100 ben bakıyorum dersem ayıp olur ama en azından bakıyorum yani. Soru var mı mavi ayı? Tabii soru olmaz mı? Bakarken zorlanıyor musunuz? Oh, çok güzel bir soru sordunuz. Tabii ki bakarken kolaylıkların yanında zorluklar da oluyor. Alıştığınız zaman, rutine bindiği zaman bazı şeyler kolay ama rutin olması zorluklar getiriyor. Şu gördüğünüz şekilde evdeyiz biz. Dışarı çıkıyoruz. Evde belli bir zaman geçirebiliyoruz. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin Sayın Emel Hanım. Çok sinirli görünüyorsun. T-shirt. T-shirt mı? Dışarı dedim çünkü. Dışarı sandın değil mi? Tamam, dışarı sonra çıkacağız. Şimdi yalnızca bir küçük bir tanıtım videosu yapıyoruz burada gördüğün gibi. Sorun var mı? Efendim soruları önceden sorarsanız biz de o soruları hazırlamış oluruz. En azından onları elimizden geldiği cevapları ileri doğru gitme evladım. Nereye gidiyorsun? Bunları renklendirsin diye koyduk. Çünkü renkli olursa belki o zaman dikkatinizi çeker diye düşündüm. Kendi kendime düşündüğüm süper bir video taktiği. Mesela buradan girsin. Nasıl bakacağız, böyle mi bakacağız bilmiyorum. Kameraya neye göre bakmak lazım. Onları tabii zamanla çözeceğiz. Kanalımızda ne olacak? Mesela kanalda Cloth Diaper olabilir. Şu altında gördüğünüz. Cloth Diaper ne demek? Yani sizin, genelde herkesin kullandığı kağıt bezlerden farklı yıkanabilir bez demek. Ondan bahsedebiliriz. Çünkü enteresan geliyor insanlara. Birkaç tane öyle video koymuştuk. Bundan önce onlar bayağı bir ilgi çekmiş. Enteresan. Sonra baby wearing yani neyi çıkartayım? Dur iki dakika. Gel buraya. Lütfen gitme. Gördüğünüz gibi anlık. Tam 15 saniye ya da 20 saniye sonra başka bir şey yapmanız gerekiyor. O yüzden videolar daha kısa olabilir. Daha uzun olabilir bilmiyorum şu anda. Baby wearing olacak. Yani bebeğimizi nasıl giyiyoruz?
bir baba bebeği giyip dışarı çıkınca nelerle karşılaşıyor. Sonra tekrardan... Ya bir saniye konuşuyorum. Dışarıda nelerle karşılaşıyoruz? Halk nasıl buna tepki veriyor? Gerçekten bir baba bir... Bir saniye. Neyse kapatmayacağım ama gel sen de birazcık. Gel bak neye bakıyoruz burada? Bu ne? Ne bu? O zaman şunu vereyim. İşte böyle. Gün boyu her seferinde değişik aparatlarla kızı tabii ki zor olduğunu söyleyebilirim. Mesela şu anda saçımı fark ettim. Şurası. Niye öyle? Çok uzamış. Saçıma topuz yapamıyorum. Hani bu annelerin özel depresyon topuzu veya kolaya kaçma saçlarına hemen bir topuzla işi kolaya kaçma diye bir şey yok. Saçım çok dalgalı olabilir, uzayabilir falan falan. Evet, gördüğünüz gibi sonra tekrardan geleceğiz. Öpüyoruz. Bizi takip etmeye çalışın. Sevgiler.